İyi günler Magazin Express izleyicileri. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Ee, biraz böyle hani ara verdik. Ee, haberler vardı, biraz da benim işlerim vardı. Evet, e, Kerem Brüsün ve Hande Erçel ile ilgili e, haber bekliyorsunuz biliyorum. Yani e, şöyle bir gün hani yapmasam, e, sağ olun, çok teşekkür ederim. E, hemen mesaj yağdırıyorsunuz. E, bir şeyler duymak için, onlarla ilgili... E, haber e, mağabında bir şey duymak için benden bir şeyler duymak için e, mutlaka hani e, istekte bulunuyorsunuz çok teşekkür ediyorum bana hani bu şekilde hem güvendiğiniz hem bana inandığınız hem de sevdiğiniz için e, çok teşekkür ediyorum e, tabii ki buradaki e, bu e, platformdaki e, benim e, asla tabii ki ama amacım sadece tabii Kerem Kalemülüs'in ve Hande Erçel e, haberi yapmak değil aslında ama ee, ne olursa olsun YouTube kanalında e, çok farklı e, şeyler tabii yapanlar da var. Hani magazin mağabında söylüyorum. E, o tür haberleri yapanlar da var. Hani yeri geldiğinde ben on, oradan da yaralanıyorum. Ben kendim de gidiyorum hatta bazen bu o, o, o işlere. Ve oradan da size mutlaka bilgiler vermeye çalışıyorum. Ama tabii ki... E, o kadar çok var ki e, hepsi hepsizde genel olarak hep aynı şeyleri e, yapmak zorunda kalıyorlar tabii yani yapıyorlar ve ben de hani birazcık daha farklı olsun istedim e, baktım hani öyle aynı şeyler oluyor e, biraz daha şöyle sizlerin işte sizin gibi insanların en çok istediği haberleri yapmak istedim ve e, tabii ki e, ilginçtir e, işte geçen sene bir böyle hani hem şans mı diyeyim ya da aslında güzel bir şey denk geldi. Nedir? Kenan Hüsnü'nde Hande Erçel ikilisinin oynadığı Sen Çal Kapım dizisi. Onların birlikte birlikte oynadığı ve sonradan onların birlikte oynarken o dizide birbirlerine aşık olmasıyla başlayan birliktelikleri. Gerçek anlamda büyük taraftar topladı, ilgi gördü. Dünya çapında da olmak üzere ülkemizde de tabii ki ve e, güzel bu aşk aslında e, her aşka sevgiye inananları da bir araya getirdi ben de onu gördüm gözlemledim yani sizin gibi e, çok böyle bu işte bu aşka sevgiye e, güzel insanlara güzelliğe inanan e, kişiler tarafından hala ve hala e, ilgi görmesi bunu gösteriyor. Yani onların bu ikil, ikilinin e, bu kadar güzel e, bir aşk yaşamaları ve birliktelik yaşamaları sadece hani yüzeysel de değil üstelik. Yani karakter yapılarıyla uyumlu e, hareketleriyle uyumlu e, ve zevkleriyle kendi ikisinin zevklerinin de uyumlu bir şekilde bu birliklerin yaşanması e, hep e, çok büyük bir ilgi gördü. Peki Evet. Ben bunu, bunu da tekrar koymak istedim. Şu fotoğrafı. Aşkı, aşkın uçurduğu e, havalandırdığı fotoğrafı. Hande Erçel'in. Kerem Bürüs'ün e, tutmuş işte havalandırdığı e, Hande Erçel'i. Aşkın fotoğrafı diye öyle bir e, haber de yapmıştım ben. Buradan paylaşmıştım. Hatırlarsanız. Çok güzel bir kare. Ben bunu e, zaten bu herhalde ne olursun nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın bu ilişki. Ee, ya, yani ben büyük ben her zaman söylüyorum. Yani onların ilişkisi tabii ki evliliğe doğru gidiyor. Ee, bunu bunu her zaman ee, söyledim. Çünkü kendileri zaten bunu e, hani tabii ki açık açık söylemeseler de zaten bunu aslında Kerem Bürsin özellikle e, ima ed, ed, ediyor, etti zaten. Hani sorulan röportajlarda falan bunu söyledi zaten. Yani evlilikte olması gereken şeyler biliyorsunuz hmm. çok iyi anlaşmak, çok iyi birbirini tamamlamak, zevkleriyle e, çok iyi tamamlamak, e, tölere, tölere, etmek. Yani mesela işte Kerem Bülsin beni çok iyi e, tölere ediyor diyor. E, saçma sapan şakalarımı bile diyor, esprilerimi bile diyor. Anderçel onu e, görmezden geliyor. Hatta diyor anlayışla karşılıyor diyor. Ona hayran oldum falan dedi biliyorsunuz. Çok iyi arkadaşız kelimesini de kullandı. Bu da e, or çok iyi anlaştıklarını her tür konuda e, böyle fikir beyan edebildiklerini anlaştıklarını e, söylüyor ima ediyor. Yani evlilikte olması gereken her şey var. Bir imzaya kalmış. Dolayısıyla da ben bu fotoğraf artık o hani Oldu da tabi bu hayat bu hani hiçbir şekilde tabii ki hani ummuyoruz beklemiyorum ama e, ayrıldılar diyelim ne olursa olsun bu aşkın e, en güzel yani bir aşkı aşkı anlat deseler en güzel karelerden bir tanesi olarak arşivlerde akıllarda kalacak bir kare bu ben onun için bunu seçtim dizideki dizide ve dizi dışında var böyle hani e, bazı fotoğraflar falan ama bu ikili burada kendi özel hayatları sırasında çekilmiş bir fotoğraf bu. Ee, orada paylaşılmış bu aynı zamanda sosyal medyada bir fotoğraf olarak e, aşkın sevginin e, kanıtı olarak ve aynı zamanda Hanken'in kanıtı olarak da biliyorsunuz olay olmuştu paylaştıkları zaman. Dolayısıyla da ben bunu işte bu şekilde e, yine göstermek istedim paylaşmak istedim aşkın kanıtı sevginin kanıtı. Yani o Hanker kanıtı, Kerem Bürsin ve Hande Alça. Peki, hani diyeceksiniz ki onlarla ilgili yeni gelişmeler var mı? Bir şey paylaşmıyorlar epeydir biliyorsunuz. En son e, gazeteci arkadaşlar biraz işte yine e, aslında istemedikleri bir yerde sıkıştırdılar. Orada da biraz gerildiler. Onunla ilgili zaten biliyorsunuz ben e, daha önce de hani bir video çektim. Yani olmaması gerekiyor. Çünkü sonuçta işte bakın böyle onları da böyle geriyorsunuz uzaklaşmaya başlıyorlar. Yani bir şekilde bir şey söylememeye e, başlıyorlar. O zaman hani e, birazcık böyle şey yapmak lazım. Belli yerlerde rahat bırakmak lazım. O Kerem Büls'ün evi gibi gördüğü yerler, sık sık gittiği yerlere her zaman böyle devamlı gitmemek lazım diye söylemiştim. Bu bu el ele bakın ee, işte tutuşuyorlar işte oraya geldiler yani orada biliyorsun röportaj vermişlerdi yakında kele, e, geleneksel e, kelebek ödülleri biliyorsunuz verilecek bu kelebek ödülleri e, gecesine de ikilinin e, nasıl geleceği şimdiden e, merak konusu oldu hani el ele mi gelecekler, mi gelecekler kol kola mı gelecekler yoksa e, gelmeyecekler mi o da olabilir yani Acaba bir asıl bir tek, tek bir mi gelecek. Ee, bununla ilgili e, bu sürü şey söylendi. Ben e, Kerem Bürsin de Hande Elçin oraya e, e, gerçekten artık böyle samimi bir şekilde geleceklerini e, inanıyorum. Yani artık çünkü iyice e, çünkü perçinlediler pek çok şeyi ve bu şekilde kelebek ödüllerine de e, geleceklerine inanıyorum. Yani onların ee, bakalım ee, çünkü neden ee, yani dediğim gibi hem Kerem Bürsin hem Ande Erçel artık tamamen bu işi pekiş yani e, olduğunu artık her cümle aleme bir şekilde ilan ettiler. Yani dolayısıyla de e, öyle geleceklerini düşünüyorum. E, Kerem Bürsin rahat bir insan gerçek anlamda hem kişilik olarak diyorum ya içi dışı bir. Ama Hande Erçel o kadar değil. Kameralar önünde özellikle. E, maalesef değil. Yani e, daha önce de anlatmıştım ben bunu. Kameralar önünde e, girilen oyunculardan bir tanesi. Çünkü tek o değil. Pek çok oyuncu var. Hatta bu işin duayen oyuncularından bile e, kamera önünde konuşamayan insanlar var. Yani konuşmakta zorlanan insanlar var. Hande Erçel de bunlardan bir tanesi. Ajansı da bunu biliyor Hande Erçel'in bu şekilde olduğunu. O yüzden ee, çok dikkatli olması konusunda e, büyük ihtimalle de e, Hande Erçel'in uyarılmıştır. Evet, bu dizi de efsane olarak e, ülkemizde yer aldı ama dünyada hala devam ediyor, değil mi? Şimdi e, son haberler. Kerem Bürsin işte bu film projesiyle ilgili kendi yapım şirketinde biliyorsunuz ortak olduğu aynı zamanda yapım şirketinde film projesiyle ilgili çalışıyor. Hande Erçel'in de işte kendi bazı projeler var ama şu an için duyduğuma göre ikili baş başa yani kafa dinliyorlar derler ya öyleler. Gerçek anlamda böyle hani Baş başa kal, kalmayı artık çok özlemişler öylelermiş. İşte bir arada bir dışarı çıktıkları zaman spor e, yaparken işte yakalıyoruz. E, ama e, işte gazeteciler peşinde izleyenler yani hayranları tabii siz hayranlar da peşin aynı zamanda. E, en önemlisi şey yani artık herkes gazeteci bir de o var yani herkesin elinde cep telefonu olduğu için. E, dünya'nın öbür ucuna bile gitseler mutlaka bir şekilde görüntüleniyorlar. Dolayısıyla da e, o konuda gerçekten e, zorlanıyorlar birlikte bir yere gitmek için. Ama e, genel olarak hani belli bazı yerlere gittiklerini biliyorum e, ve yani e, şeyden uzak böyle hani kendi başlarına olabilecekleri yerlere ve tabii ki e, evlerinde e, vakit geçirdiklerini, bir baş başa kaldıklarını biliyorum ama e, yakın zamanda mutlaka e, hızlı bir şekilde proje olacak. Tabi bu ayın e, sonlarına doğru e, bir İspanya e, da gidecek diyorsunuz Kerem Bürsin. E, oraya hani Hande Erçel'in de e, gidebileceği söylendi bana. Umarım birlikte giderler. Ki hani bizde bizim için de çok güzel bir şey olur çünkü bir de üstelik sosyal e, bir proje aynı zamanda çok güzel bir proje, sosyal sorumluluk projesi gibi yani. İspanya'daki olay. Dolayısıyla Kenan Bursi'nin hani Hande Erçel'i de e, birlikte gideceklerine yürekten e, inanıyorum ve umuyorum. E, çünkü hani öyle de haber de aldım. Büyük ihtimalle gidecekler, birlikte gidecekler diye. O zaman oradan da çok güzel e, böyle e, kareler görebiliriz. Ki İspanya'da büyük bir hayran kitlesi var biliyorsunuz çal Kapımı'nın. Love is in the air dizisi oradaki ismiyle. E, orada çok büyük hayran kitlesi var. Hatta oradaki hayranlarından bana çok büyük mesajlar geliyor. Çok mesaj geliyor. Keşke hani böyle hatta bir onların kendi diline çevirebilsem bazı şeyleri ama bu formatlar biraz <laughs> gelişirse eğer onu da inşallah yapacağım. Ee, çok zor bir süreç o biliyorsunuz. Ama o da olacaktır. Ee, dolayısıyla da e, bakalım göreceğiz ileriki günlerde onların nereye git, birlikte mi gitmeyeceğini. Efendim bu aşk hala devam ediyor. Uçuyorlar. Kenan Gülsün de sonuçta bunu söyledi. Hande Erçel zaten biliyoruz. Hande Erçel'den çok şey bekliyorsunuz bazıları. E, ee, hayranları gösteriyor. İşte niye yapmıyor, niye etmiyor falan diyerek de. Ben daha önce bununla ilgili video paylaştım. Ee, o Kenan Bülsin'i daha çok az sevdiğinden değil. Öyle bir kişilik olmadığı için aynı zamanda da en önemlisi tabii bağlı olduğu anlaşmalar falan filan öyle şeyler de var. Eee Medyada bu şekilde çok fazla gözükmek de istemiyor mecburen. Aynı zamanda o içinden de gelen şey var. Kerem Bürsin de buna saygı duyuyor zaten. Dikkat edersiniz, çok nadiren olsa da Kerem Bürsin genel genel olarak Kerem Bürsinin paylaşımlarıyla birlikte birlikte yapıyorlar yani bu işi. Danıp, e, habersizce bir şey yapmıyorlar. Efendim, e, biz izlemeye devam edin. Onlarla ilgili e, güzel haberler geldikçe mutlaka bu da paylaşacağız. İlginelerliyorum.